Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman Bitcoin'de güzel bir hareket geldi. Dün bunu aslında konuşmuştuk canlı yayında. Baya bir short'un olduğunu ve short açanların dikkatli olması gerektiğinden Zaten bahsetmiştik ve short açmak için uygun bir yer olmadığını da konuşmuştuk. Birazdan yine short long oranına bakarız arkadaşlar. Peki son durum nedir derseniz. Öncelikle burada hala şu yükselen üçgen yapısını korumaya devam ediyoruz. Ve burada bizlere diyor ki kır şu 45-46 bin seviyesini yukarıya doğru artık. iyice roketleri bağlayalım. Artık iyice hareketleri sertleştirelim diyor bizlere arkadaşlar. Bu yüzden şu 45-46 seviyesinin kırılımı burada oluşan bu yükselen üçgen yapısının yukarıya doğru kırılmasını sağlayacaktır. Biliyoruz ki yükselen çıkan yapıları istatistiği 2 olarak arkadaşlar burada yukarıya doğru kırma olasılığı daha fazladır. Ve bunu bir destekleyen bir unsur var mı derseniz açıkçası şu var arkadaşlar ve çok güzel bir benzerlik var market açısından. Burada bakın Bitcoin burada bir ikili dip yapısı oluşturuyor arkadaşlar. Birinci kez geliyor ikinci kez geliyor. Ve biz burada Arisa'yda bir pozitif uyumsuzluk, Momentum'da bir pozitif uyumsuzluk, Mekli tarafında yine pozitif uyumsuzluk ve yeniden yeşile dönme. Görüyoruz. Peki bunu ne zaman yapmışız? Bakın burada yapmışız. Tam olarak arkadaşlar burada Bitcoin birinci kez düşüş, ardından ikinci kez düşüş. BW yapısı veya ikili dip yapısı. RSI pozitif uyumsuzluk, Momentum pozitif uyumsuzluk mekliği yeniden pozitife çevirmeyi başarıyoruz. Ve sonrasında gelen hareketi şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir hareket geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Peki bu hareketin direkt olarak başladığını söylersek Bitcoin'de nasıl bir Artış görebiliriz yani direkt olarak buranın aynısını yaparsak ne olur derseniz Hemen burada kopyalamak istiyorum arkadaşlar şu bölgeyi Direkt olarak şöyle bir hareket tarzı Gelebilir diyor dibin olduğu kısımdan aldığımız zaman Bizlere diyor ki hedefini artık yeni bir zirve dahi olabilir Artık buradan rallye başlayabilirsin diyor arkadaşlar Bakalım bunu takip edeceğiz. Henüz bir kıralım geldi mi derseniz. Hayır gelmedi maalesef. Bakın buradaki gibi kırıldıktan sonra bir ites geldikten sonra giriş daha güvenli. Olabilir biliyorsunuz %30 nakiti korumaya devam ediyoruz. Fakat burada güzel sinyaller geliyor. Dediğim gibi bir kıralım kaldı arkadaşlar. Hatta hemen şu grafiğimizden bakalım. Bakın ne kadar çok yaklaşmışız. RSI trendini bu defa yukarıya doğru kırmaya çalışıyoruz. Bakın dün e, baktığımız zaman burada aşağı doğru e, direkt olarak gelmeye çalışan bir Aresay görürken şu an direnç bandını zorluyoruz arkadaşlar. Ve hatta yaklaştığımızı görüyoruz daha doğrusu. Ve burada bir kırılım geldiği takdirde bu da 43.500 civarı olabilir arkadaşlar. Fiyat olarak tabii ki yine bakmamız lazım. Çünkü Aresay değişiyor biliyorsunuz. 43.500 üstünde bir gün kapatırsak yüksek ihtimal buradaki Aresay trendini yukarıya doğru kırmış olabiliriz. Bu yüzden günlük kapanışlarda bir 43.500 takip edilebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi daralmaların sonlarına doğru geliyoruz. Eğer ki bu daralma sürecekse de mesela bir, bir gün daha red yediğimizi varsayalım arkadaşlar. Bu da bizlere şunu söylüyor. Mart'ın sonları artık kesin olarak kırılımın geleceği tarih olacaktır. Ve iki tarafta birbiriyle çok büyük bir savaş verdiği için hacimler iyice düştüğü için gelecek olan kırılım ve gelecek olan patlama da daha sert olacaktır diyor bizlere arkadaşlar. Sonrasında USDT dominansı adına bakın aşağı doğru bir kırılım vardı ve yeniden retest edebileceğini konuşmuştuk yukarıya doğru çıktı ve sonrasında yeniden aşağı doğru geldi trend kırılmış gibi duruyor ve bunu da şu an için hacimli bir şekilde görebiliyoruz değil mi daha bitcoin'in kapanmasına 15 saat 23 dakika olmasına rağmen bakın son 3 4 günün hatta son 5 günün mumundan daha yüksek çıkacağını söyleyebiliriz yani daha 15 saat var ve yüksek ihtimal bu mumun anlamlı ve hacimli bir mum olacağını görebiliyoruz bu da aslında bize şunu söylüyor Bugünün kapanışı ekstra bir öneme sahip olabilir. 43.500 üstüne atarsak çok ama çok önemli bir seviyeyi market adına alabiliriz diyor bizlere. Sonrasında bakın burada da aynı şekilde bu mor bandının üstüne attığımız zaman direkt olarak rallilerin başladığını görebiliyoruz. Burada yine aynı şekilde iyi test ortam oluşuyor. Bakın burada kaybediyoruz, kendimize gelemiyoruz. Yani burada 3-4 aydır oyalanıyoruz arkadaşlar aşağı bandta. Ve burada diyor ki yine zorladın bir iğne daha attın. Bu iğneyi yukarıya doğru kırarsan yani yaklaşık olarak 43.500 üstünde bir gün kapatırsan bu da bizlere önemli bir sinyal olacaktır. Bakın geçmişte yine aynı şekilde üstüne atıyoruz rally'nin başladığını görebiliyoruz. Yani gelecek olan harekete adım adım yaklaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Burada kralımın gelmesiyle birlikte giriş yapmak daha mantıklı olacaktır. O yüzde 30 nakiti tutacağız. Neden diyeceksiniz şu anda aslında baktığınız zaman direnç alanındayız. Yani alım için doğru bir yer mi? Kralım gelmemiş. O yüzden aslında kralım geldiği takdirde oyuna %30'u da belki girdiririz. Zaten bunu da yine Twitter'dan paylaşırım. Hiç merak etmeyin veya canlı yayınlarda yine konuşuruz. Bu grafiğimizde ise hala satta gittiğimizi görebiliyoruz. Diyor ki biraz daha kaldı. Hala ala geçmedin. Bunun da ala geçmesiyle birlikte geçmişte nasıl hareketler yaptığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bunun ala geçmesini biraz daha bekleyeceğiz. Dediğim gibi güzel bir ortam var, güzel bir kırılım ortamı var. Fakat bunun onayını alacağız, ayaklarımızı yere sağlam basacak. Fomolanmadan buradaki onay ala ala buradaki alların onayını ala ala artık yukarıya doğru gitmeyi hedefleyeceğiz. Zaten %70 içerdeyiz o %30 bizim sigortamız bunu tekrardan söylemek istiyorum. Burada ise arkadaşlar Mekli açısından haftalıkta yaklaştığımızı görüyoruz. Eğer ki Bitcoin burada devam ettirirse arkadaşlar 5 gün 16 saati var hareketlerine devam ettirirse bu da gayet güzel bir sinyal olacaktır. Ki haftalık kapanışın güzel geldiğinden zaten bahsetmiştik değil mi? Haftalık kapanış burada bullish engulfing mumu ve bunu artık yukarıya doğru devam ettirmemiz gerekiyor. Ve buradaki kesişimlerle birlikte rally onaylarını aldığımızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Sonrasında likidasyon durumuna baktığımız zaman 38 milyon dolarlık bir short likidasyonu gerçekleştiğini görebiliyoruz. E, dün, dün de arkadaşlar baktığımız zaman 50 milyon dolarlık toplamda e, long likidasyonu gerçekleşmişti. Ve marketin iki tarafı da güzel bir şekilde temizlediğini tekrardan söylemek istiyorum. Ve hala shortların fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu da shortların belki biraz daha patlayabileceğini bizlere gösterebilir. Zaten yeniden yukarıya doğru az biraz atak yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında baktığımız zaman Coinbase'den arkadaşlar yüklü miktarda Bitcoin çıkışları görüyoruz. Yani insanlar bunu alıyor. Ve cüzdanlarına çekiyorlar soğuk cüzdanlarına Çekiyorlar bu da gayet güzel bir veri bizler açısından Sonrasında baktığımız zaman bitcoinde böyle bir gun fanı çizdiğimiz zaman arkadaşlar Bakın ne kadar efektif bir şekilde çalışıyor Ve bunun da bakın kırılmanın geldiğini söylüyor fakat gün kapanışı gelmedi hala Bakın görüyorsunuz iğne olarak kalabiliyor maalesef iğne atıp kalabiliyor Bu yüzden bugünün gün kapanışı çok daha önemli olacaktır bugünün gün kapanışını dikkatle takip etmemiz gerekebilir Burada Bitcoin açısından arkadaşlar gizli uyumsuzluklar olduğunu görebiliyoruz. Stok RSI bazında olsun RSI bazında olsun aynı şekilde OBV indikatöründe olsun birçok indikatörde gizli uyumsuzluklar olduğunu söylüyor. Ve bu da bizlere yukarıya doğru hareketlerin gelebileceğini gösteren bir diğer faktör. Sonrasında burada trend desteği üzerinde hala duruyoruz ve trend desteğini korumaya devam ediyoruz. Bu da önemli bir faktör. Sonrasında akümülasyon bölgesinde olduğumuzu biliyoruz. Ve burada da şunu söylüyoruz 46-47 kırılsın rally başlasın demek istiyorum. Sonrasında haberlere baktığımız zaman Hindistan tarafından bir vergilendirme söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ardından burada ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyon verileri çıkıyor. Ve tabii ki suçu bir tarafa atmak gerekiyor değil mi? Burada öncelikle arkadaşlar Biden e, direkt olarak Putin'i suçlamışlardı. Demişlerdi ki Putin yüzünden enflasyon bu kadar yüksek demişlerdi. Şimdi de denizcilik sektörünü direkt olarak suçlamaya devam ediyorlar. Ve direkt olarak şunu da söylemek istiyorum. E, bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda en sonunda yapacağız hatamızı ama ne kadar bıktıracaklar bunu anlamak güç. Ve şunu da net bir şekilde eklemek istiyorum. Bu kadar cefayı çekenler en sonunda sefayı da süreceklerdir. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu ortamda Bitcoin tahtını en sonunda direkt olarak ele alacaktır bunu söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar dün bir açıklama geldi. Powell tarafından bir açıklama geldi. Biz akresif faiz artışlarına gidebiliriz gibi bir açıklama yaptılar. Eğer ki enflasyonu çok e, direkt olarak kontrol altına alamazsak bu hamleyi yaparız şeklinde bir algıda bulundu biliyorsunuz. 25 bas puan arttırınca herkes artık diğer faizlerin de 25 geleceğini düşünüyor ve bunun önüne geçmeye çalışıyor aslında Jeremy Powell DXY'yi yukarıda tutmaya çalışıyor dolar endeksini yukarıda tutmaya çalışıyor fakat e, göreceğiz 25 gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum bir süre daha. Sonrasında baktığımız zaman direkt olarak burada diyor ki hala yeşil alana temas etmedin. Fakat şöyle bir durum olabilir arkadaşlar burada bunun yükselen bir yapı oluşturduğunu görürsek yani 1.14 seviyesinin üstüne atarsak diyeceğiz ki acaba burada bu defa yeşil alana temas etmeden mi bitcoin yukarıya doğru çıkacak. Biliyorsunuz geçmişte diplerde her defasında yeşil alana temas etmiş ve sonrasında yukarıya doğru çıkmayı başarmış. Bakalım dediğim gibi 1.14 takip edilmesi gerekiyor. Burada baktığımız zaman bir yıllık hodul dalgası bizlere diyor ki çok az kaldı az daha dayan diyor bizlere ve burada çanağını oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu ürüne inananların sayısının arttığını görebiliyoruz. Diyor ki az daha dayan ve bu dayanmanın karşılığını alacaksın diyor bizlere bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sonrasında baktığımız zaman 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar yataya bağladı. Bir alım satım işlemine gitmiyorlar şu anda ve piyasanın hala korku seviyesinde 26 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.